Merhabalar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün size değişik bir pasta tarifim var. Kremasında Nescafe var arkadaşlar. Hem çok lezzetli hem de çok bol bereketli bir pasta oldu. Buyurun yapım aşamasına geçelim. Öncelikle pastamızın kremasını hazırlıyoruz. 5 su bardağı sütü tencereme aldım. Üzerine 2 çorba kaşığı nişasta ilave ediyorum. 3 çorba kaşığı da un ilave ediyorum ve 1 çay bardağından bir parmak eksik şeker kullanıyorum. Malzemelerimi çırpıp ocağıma alıyorum. Evet, muhallebim pişti. Üzerine bir paket vanilin ekledim ve tekrar çırpıyorum. Kremam hazır. Üzerini örtüp bir kenarda bekleteceğim. Kabuk bağlamaması için üzerini örttüm. 4 adet yumurtamı çırpma kabıma alıyorum. Üzerine 1 su bardağı şeker ilave ediyorum. Ve köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Yumurta ve şekeri güzelce çırptım. Gördüğünüz gibi beyazlaştı. Üzerine bir kahve fincanı su ilave ettim ve tekrar çırpıyorum. Gördüğünüz gibi malzemelerimi çırptım. Şimdi unumu eleyerek ekliyorum. Toplamda 4 kahve fincanı un kullandım. Bir paket vanilin ve bir paket de kabartma tozu kullanıyorum. Malzemelerimizi eliyoruz. Daha sonra spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Unumu tek seferde eklemedim. 2-3 seferde ekledim bu arada. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir kıvam aldı kek harcımız. Yağlamış olduğum borcamıma hamurumu alıyorum artık. Şöyle tepsinin tabanına iyice yayıyorum. Fırına gitmek için hazır. 200 derecede yaklaşık 20 dakikada pişti. Bu arada kremamın üzerini kapatmıştım kabuk bağlamaması için. Şimdi şöyle yarım su bardağı ılık suyum var. Bir pakette Nescafe'm var. Nescafe'yi suda açıyorum. Kremamızın üzerine döküp çırpacağız. Evet, kremamın üzerine döküyorum ve çırpıyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir kıvam aldı kremam. Bu arada 1 su bardağından bir parmak eksik sütü çırpma kabıma aldım. Üzerine de bir paket krem şanti ekliyorum ve çırpıyorum yine. Böylelikle bütün malzemelerim hazırlandı. Şimdi kekimin soğuması kaldı. Kekim pişti, soğudu. Üzerine 1 su bardağı süt ile ıslatıyorum. Bu arada videomu bu kısma kadar izlediyseniz lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Evet, sütü çekti kekim. Şimdi üzerine kremasını ilave ediyorum. Kremayı eşit bir şekilde pastamızın her tarafına yayıyorum. En son olarak da krem şantimi şöyle kaşık yardımıyla ilk önce üzerine yayıyorum. Daha sonra üzerini düzelteceğim. Kaşıkla her tarafına yaydım. Daha sonra şöyle bir aparat yardımıyla üzerini düzledim.
Son olarak üzerine Hindistan cevizi serpiyorum. Ben bir kısmına serpmedim çünkü oğlum Hindistan cevizi sevmiyor. Onun için bir kısmına serpmedim ben. Bu şekilde A4 kağıdını şeritler halinde kestim ve pastamın üzerine yerleştirdim. Pastamızın son şeklini vereceğiz. Son olarak da gördüğünüz gibi şöyle bir çorba kaşığı kakaoyu üzerine eliyorum. Pastamızın açık kalan yerlerini kakao ile kapatıyoruz. Kağıtlarımı artık kaldırabilirim. Gördüğünüz gibi Hindistan cevizi olmayan kısımları yapıştı. Diğer tarafları gayet güzel bir şekilde çıktı. Pastamızı dilimliyoruz artık. Ben dolapta yaklaşık 1 saat kadar dinlendirdim. Ve yeterli oldu. Pastamızı her kestiğimizde bıçağımızı siliyoruz ki şekli bozulmasın. Başta da dediğim gibi çok bereketli bir pasta. Gördüğünüz gibi birçok dilim çıktı. Ve bu da dilimlenmiş hali. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok lezzetli bir pasta oldu. Şöyle doku testine de geçelim. Ve böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.